Evet efendim, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Başka bir üniversitemizi tanıyacağız. Tabii İstanbul'a çok yakın her şeyden önce. Şöyle yolu aşağılara doğru, Türkiye'nin güneyine doğru tatile giden herkesin yolunun geçtiği çok önemli yerlerden birisi. Bizim tarihimiz açısından son derece önemli. Yani işte Osmanlı'nın kuruluş mekanı olan Edebali'mizle, değil mi? Yani üniversitenin ismi de öyle, şey, Edebali Üniversitesi efendim, Bilecik. Çok kıymetli rektörümüz burada, Profesör Doktor Şükrü Baydemir hocamızla konuşacağız. Dolayısıyla hem bir kökümüzün olduğu yeri konuşuyoruz. Çünkü şehir aynı zamanda bir, bence, hoca. Yani insanı yetiştiren hoca. Orada efendim dursun fakihleri ta yukarılara çıkıp orada bir görürseniz eğer, yani onun işte Osmanlı tarihindeki değerini, işte ilk Şeyhülislam oluşunu bilirseniz, değil mi? Bir şeye de bağlıyı bilirseniz çok büyük bir değer taşıyor bence. O yüzden de böyle güzel bir şehri ve güzel bir üniversiteyi güzel bir hocamızla konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Şöyle hocam, gerçekten Bilecik deyince, Söğüt deyince, yani oralar çok şey anlatıyor bize. Bir kere az önce ifade ettiğim gibi, yani İstanbul en büyük hocadır ya. Yani evet, o bölge de bir hoca. Yani o coğrafyaya gittiğinizde size bir sürü şey söylüyor. Bir defa gelecek öğrenciler orada, değil mi, böyle bir şey bulacaklar. Böyle buradan bir biraz bize anlatırsanız üniversiteyi hocam, şehir ve üniversite bağı açısından. Öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle üniversitemi ve bulunduğum şehri tanıtma fırsatı buldum. Eyvallah. Tabii sohbete çok güzel bir yerden başladınız İsmail Bey. Hocam o kadar ilham verici bir şehir ki, yani neresinden tutsak yani. Tam tarihin gelip geçtiği bir şehirden bahsediyoruz. Bizim oradaki köklerimiz işte 1100'lü yıllarda başlamış. 1200'lü yıllarda biraz daha kökleşmişiz. Fakat bunun öncesi de var. Yani medeniyetlerin gelip geçtiği bir şehirden bahsediyoruz. Benim de aslında değinmek istediğim bir konuydu bu. Lütfen. Mesela bizim arkeoloji bölümümüz, arkeoloji alanında güçlü bir üniversiteyiz. Bunu söylemek isterim. Bilecik'in çeşitli yerlerinde kazılar yapıyor. İşte İnhisar ilçesinde mesela bir mağarada yaptığımız kazıda yaklaşık 9000 yıl öncesine ait eserler buluyor. Benim çok değerli bir arkadaşım oranın kısa süre bir kaymakamlığını yaptı hocam. Öyle mi? Evet, yani o yüzden de orayı biliyorum. Gerçekten hatta narıyla falan, narıyla değil mi hocam? Narıyla meşhur bir yani, ilçemizdir. Evet, evet. Bilecik'te mesela çok dikkat çekici bir şey. Şehrin içerisinde bahçeli evler dediğimiz bir bölgede, hı, etrafı tamamen apartmanlarla dolu bir bölgede, hı, bir kazı gerçekleştirdik. Ve kazıda şu anda 8000 yıllık insan iskeletini bulduk. Hı. Ve medeniyete ait, o dönemki medeniyete ait çok güzel eserler vardı ve, hı, Sayın Valimizle birlikte inceledik bunları. Maşallah. Bilecik valimiz de çok böyle duyarlı bir valimiz. Yani ben, evet, takip ediyorum. Kaymakamımızdan dolayı daha ziyade takip ettim ve ediyorum. Evet, o yüzden yani çok... tarihe çok duyarlı. Maşallah. Ve bununla birlikte yine valilikle birlikte gerçekleştirdiğimiz, biz biraz daha yardımcı pozisyonunda olarak, hı hı, Söğüt'te şu anda oba projesini yapıyorlar. Hı. Bu da projelendirildi. Zannediyorum Spor Bakanlığı'nda da bütçelendirildi. Orada da Osmanlı dönemindeki ilk dönemlerdeki oba kültürünü yaşatma ile ilgili bir çalışma var. Çok güzel. Ama içerisinde daha modern şeyler, yani obaya ait çadırları göreceğiz ama içerisine girdiğimizde bir konferans salonunu da görebileceğiz. Çok yani, önemli. Yani, bu tip çalışmalar var. Dolayısıyla tabii Bilecik, Söğüt akla geliyor Bilecik deyince. Şeyh Edebali Hazretleri akla geliyor. Hı hı. Bunun da tabii benim kendi şahsi alemimde farklı bir yeri var. Lütfen hocam. Benim memleketim Eskişehir. Eskişehir'in Uludere köyündenim. Şeyh Edebali Hazretleri bizim köyde kalmış. Ve Osman Bey işte Bala Hatun'u oradan gelin olarak ama almış. İşte nereden nereye bir hizmet şey, değil mi hocam? Yani bir Allah'ın nasibine bakın yani. Şimdi sizin açınızdan ne kadar önemli olmuştur herhalde. Bazen kendi çocuklarım bana dedenin üniversitesine gittin diyorlar bana. Öyle. Ben de öyle diyorum, dedemin üniversitesi diyorum. Hocam. Ve ona göre hizmet etmeye çalışıyorum. Müthiş bir tetabuk yani. Evet. Gerçekten öyle.
Tabii Bilecik deyince sadece Söğüt değil. İşte İnhisar'dan bahsettik. Hı hı. Ondan sonra Göl Pazarı, Pazar Yeri. Bunlar Osmanlı döneminde de dizilerden biliyoruz izleri olmuş ilçeler. İşte Bozüyük gibi, Osmaneli gibi ve bunların hepsinde farklı iklimleri görebileceğiniz. Yani Bilecik, Batı Karadeniz'in en batısında sınır, Marmara'nın ortasında, İç Anadolu'ya da sınır. Dolayısıyla hem karasal iklimi, hem nemli iklimi ve değişik iklimleri bir arada görebileceğiniz tek ildir diyebilirim. Yani hem insan çeşitliliği bakımından değil mi? O kültürün, o iklimin yetiştirdiği her insanın da farklı bir sosyolojisi oluyor herhalde. Yani bu antropolojik açıdan da çok değerli şeylere değiniyorsunuz bir yandan hocam aslında. Yani Bilecik'e böyle bakmak lazım. Tabii biz üniversite olarak bu işin neresindeyiz? Eyvallah. Üniversite olarak Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi esasen köklü bir geçmişi var. Yani genç bir üniversite gibi dursa da daha öncesinde özellikle Anadolu Üniversitesi, işte Dumlupınar Üniversitesi gibi üniversitelerin, yüksek okulların, fakültelerinin bulunduğu bir üniversite. Hı. Yani onlara bağlı. Oradan besleniyor yani. Tabii. Yani yeni kurulmuş bir üniversite değil aslında. Hı. Ama 2007 yılında Bilecik Üniversitesi olarak isimlendiriliyor, resmen kuruluyor. 2012 yılında da bir isim değişikliğiyle Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi ismini alıyor. Bence de çok da yerine oturmuş bir isim olmuş. Yani. Çünkü tarih oradan başlıyor bizim için. Kesinlikle hocam. Yani gençlere bir defa o muharrik, o ilk cümleyle muharrik bir ruh vermesi bakımından son derece önemli hocam yani. Tabii o ruhu da yansıtmak lazım. Yani Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi ruhunu da, Şeyhedebali ruhunu, ahi ruhunu yansıtmak lazım gençlerimize. Biz de üniversite olarak bu noktadayız. Elhamdülillah. Bununla birlikte üniversitemiz tabii 2007'den bu tarafa 14 yıllık bir geçmişi var. Genç bir üniversite formatında. O 10 yıl önemli bir baraj. Önemli bir baraj. Evet. 10 tane fakültemiz var. Gerçekten iyi fakülteler diyebileceğimiz, işte tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi. Bu diş hekimliğimiz tabii daha yeni açılan bir fakültemiz. Cumhurbaşkanımız yeni onayladı. Hı hı. Şimdi öğrenci almıyoruz ama en yakın zamanda öğrenci almaya başlayacağız. Tıp fakültemize öğrencilerimizi alıyoruz. Mühendislik fakültemiz, uygulamalı bilimler, İslami ilimler fakültesi, fen edebiyat fakültesi, diğer işte güzel sanatlar fakültemiz gibi, hepsinin ismini saymayalım. Evet. 10 fakültemiz var. 7 meslek yüksekokuluna sahibiz. Bir tane de yabancı diller yüksekokulumuz mevcut. Bir tane de lisansüstü enstitümüz mevcut. Yani bu bir tane. Zaten burada değil mi hocam? Sitenize girdiğinizde mücehhez olarak her türlü detayı görebilirler zaten. Yani hepsini görmeleri mümkün. Evet, evet. Nereden öğrenci alıyoruz, nereden almıyoruz? Bunların hepsi sitemizde ve zaten YÖK Atlas'ta mevcut olan bilgiler. YÖK Atlas'a tabii burada gerçekten çok önemli bir hizmet veriyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani son dönemlerde YÖK'ün yaptığı en güzel, en büyük faaliyetlerden bir tanesi olarak. Bir de artık üniversiteler çok objektif koşullarda bütün istatistiklerle ölçülüyor. Yani sadece girdileriyle değil çıktılarıyla artık hesap edilen üniversitelerimiz var. Ve bir yandan da hocam şu da önemli. Biz dünya bilim sıralamasında kendi alanınızda gerçekten önemli bir yer elde etmiş. Hakikaten zannediyorum ilk 300 içindesiniz değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla böyle bir hocamızın bir üniversiteye kattığı vizyonu ve bununla birlikte inşallah biraz da bu süreci böyle birlikte bize okursanız, o zaman zannediyorum gençlerin açısından çok güzel bir ufuk açılmış olacaktır yani. Elbette. Nasıl bir hocamız orayı yönetiyor? Yani ben özellikle tabii kazandığımız başarı ülkemizin başarısı. Elbette hocam. Yani biz nasıl olimpiyatlarda başarı sağlayınca çok seviyoruz. O gazozun attığı ok değil mi hocam? Evet. Nasıl hepimiz için değilse. Yani bilim alanında böyledir. Eyvallah. Şunu ifade etmek lazım. Birçok alandan aslında hocalarımız, bu sıralamaya giren hocalarımız var. Ben de kimya alanında, biyokimya özellikle alanında 370. 379. sırada maşallah oldum. Maşallah hocam. İftihar ediyoruz hocam. Bu gururlandırdı ülkemiz adına. Vallahi öyle. Ülkemizin adını duyurmuş oluyoruz. Maşallah. Ben tabii gençlerimize şunu söylüyorum. Yani hangi meslek olursa olsun, küçüğüne büyüğüne bakmadan, o işi severek yaptığınız zaman
Hani aidiyet hissediyoruz ya İsmail Bey yani. Evet, evet. Aidiyet dediğimiz olay bu yani. Yani mesleğe aidiyet. Artık onu meslek diyerek değil de bir hobi olarak yapmak. Görev gibi yani, değil mi hocam? Yani görev önemli bir şeydir ama yani bir şey yani mesai bitti bitti gittik. Böyle bir şey yok yani. Hayatınızın bir formu o değil mi? Özellikle değil mi? Biz öğretim üyeliğinde mesai kavramı yoktur deriz mesela. Evet. Yani yoktur dememizin anlamı şudur aslında. Sabahleyin mesainize gelirsiniz. Ondan sonra gideceğiniz zaman belli değildir. Yani gece yani, mesela öğrencinizin bir ihtiyacı oldu, sizi aradı. Bakmayacak mısınız? Gecenin birine, ikisine kadar, öbür güne kadar çalışabilirsiniz ki üniversiteler böyle dinamik yerler zaten. Ya bu şekilde çalışan insanlarımızın hepsi kazanır. Ya. Yani ben yurt dışında da kaldım. Yani Max Planck'ta, Almanya'da, İtalya'da kaldığım yerlerde de açıkçası bunu gördüm. Bu ahlakla yetiştik. Şimdi de bilimsel birikimimizi, bu görgümüzü gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz açıkçası yani. Yani bir Fuat Sezgin Hoca örneğimiz var değil mi hocam? 17 saat elbette çalışıyordum diyor ya. Yani şunu yani bir kere anlamak lazım. Çok çalışmak adamı öldürmez yani. Zaten şey diyor hocam, ben çok özür diliyorum. Bir yörük köylüsünün bir cümlesini geçen, yani o kadar, yani bir yörük köylüsünden bir yaylada yaşayan bir insandan bile insan neler öğreniyor hocam. Yani insana yeter ki bakmayı bilmek. Evet. Yani mesela diyor ki kendini çok böyle yıpratırcasına böyle diyor. Kendine yüklenme ama hiç boşta kalma. Benim bir hocam vardı. Tabii ne güzel bir abi. Burada birçok konuyu konuşuyoruz ama güzel ama bir konuya şey açıyor hocam yani. Ben onu izah etmek istiyorum. Lütfen. Bir hocam vardı. Bana söylediği şuydu. Çok etkiledi. O gün bugün o söz böyle kulağımdadır. Oğlum dedi, sırtından ter akarcasına çalışacaksın dedi. Vay. Yani bizim gençlerin, bizim insan kaynağımız İsmail Bey, Türkiye'de çok fazla. Müthiş hocam ya. Genç olarak baktığımız zaman özellikle. Evet, evet, çok fazla. Şimdi Avrupa'yla veya diğer ülkelerle kıyaslanacak vaziyette değiliz biz yani. Bir de hocam, biz sizin bir analojik bir yönünüz de oluştu yani mesela. Biz çok pratik düşünüyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Mesela böyle hantal, Almanlar evet çok köklü, çok güzel, çok şeyleri var ama bizim kadar pratik ve çözüm üretici değiller. Neden? Çünkü biz yokluktan da gelmişiz yani. Evet, o anında bir şeyler üretiyoruz yani işte. Şu anda bizim üniversitelerimizin tamamı, bakın doğusundan batısına, bir tanesini ayırmadan söylüyorum. Evet. Hepsinde teknolojik altyapı vardır. Evet, gördük hocam mesela bir ayda, bir buçuk ayda hava aracı aleti yaptık hocam. Tabii. Hepsinde var. Maskedeki tutumumuz işte, dünyaya örnek olduk hocam maske savaşı yaparken insanlar. Yani biz insan kaynağımızı doğru yönlendirmeliyiz. Bravo hocam. Yani gençlerimiz de sırtından ter akarcasına çalışmalı. İnşallah. Yani çok çalıştım dinleneyim, çok çalıştık başka bir şeyde çalışmalıyız. Başka bir işte yapmalıyız. Dinlenmeyi öyle yapmak. Yapmalıyız yani. Bravo. Çünkü biz dünyayı fersah fersah geçeceğiz. Ben bu ümitteyim yani. İnşallah. Ben bu ümitteyim. Bir hoca olarak vallahi da bunu hocam görüyorum. Bunun için şu anda siz daha iyi biliyorsunuz. Hiç olmadığı kadar da önümüzde imkanlar ve fırsatlar var değil mi hocam? Yani? Üniversitelerimiz çok iyi, imkanlarımız çok iyi. Yani 15-20 yıllık süreç içerisinde Türkiye çok gelişti yani. Hani Mevlana gibi herkes gelin diyor hocam ya. Mesela biz bir aydır neredeyse burada program yapıyoruz. Çok özür diliyorum hocam yani. Bir aydır program yapıyoruz. Sizin gibi çok kıymetli, çok değerli hocalarımız hep buraya geldiler. Vallahi Mevlana yüreğiyle beraber gelin ya, yalvarır gibi diyorlar ya. Niye diyorlar? İhtiyaçları mı var hocaların? Bu ülke için. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim bu insan kaynağımızı doğru yönlendirirsek, yani Türkiye şu anda da çok ciddi anlamda ileri zaten, ilerledi. Evet, evet, evet. Ama insan kaynağımızı doğru yönlendirirsek fersah fersah, yani adım adım değil. Allah'ın izniyle. Fersah fersah gideceğiz. Lokomotif olalım değil mi hocam? Yani bunu bir kere bilmemiz lazım. Gençlerimizin bunu bilmesi lazım. Hoca bir şey verir, bir konuyu verince o beş tanesine çalışsın gelsin. Ya, o fitili ateşlediği bakın, anda değil mi hocam? Tabii kütüphanelerimiz, şu anda bizim kütüphanemiz Türkiye'deki belli kütüphaneler arasında. İçinde 80 bin basılı eser var. Maşallah. Yani, zaten o kaynakları falan söylemeyelim bile değil mi tabii, hocam? O bağlantıları falan. Yani o kadar güzel alanlarımız var ki çocuklarımız, gençlerimiz okusunlar diye çaylarını, çorbalarını da biz veriyoruz. Ya vallahi. 24 saat açık tutuyoruz. 24 saat biz orada nöbet tutuyoruz. Maşallah. Yani önceden gidip hocam yalvara yalvara kitap alamıyorduk ya. Şimdi ya, hocalarımız ya vallahi yalvarır gibi söylüyorlar ya hocam ya. Kesinlikle yani. En güzel sosyal alanları hazırlıyoruz. Maşallah. Yani inanın, zaten gösteriyoruz hocam buradan da bir yandan akıyorlar. Gece gündüz bakın pandemi döneminde ben
Sadece dinlenme sürem 20 gündü. O zamanlar annemle babam COVID oldu. Onlara bakarken ben de COVID oldum. Öyle dinlendim. Ondan sonra hiç, hocam atlattınız elhamdülillah. Ondan sonra hiç dinlenmedim. Fırsata çevirdik yani. Elhamdülillah. Fırsata çevirdik. Elhamdülillah. Birçok alan hazırladık öğrencilerimiz için. Mesela tıp fakültesi için kullanacağımız bir 27 bin metrekarelik, daha önceden yapıla gelen bir binamız vardı, onu bitirdik. Şu anda sanayicimiz çok ciddi destek oldu. Ben Bileciğin sanayisine de teşekkür etmek istiyorum. Yani biz onlara bir yaklaştıysak onlar bize 5 yaklaştılar. Allah gönüllerinde hocam ne varsa da, bu ülke için tabii, Allah 1000 katını versin yani, bu duayı yani, edelim yani. Kendilerine işte bir gün tabii dış paydaşlarımız bunlar. Sanayi bizim tabii, önemli bir parçamız. Orayı da soracağım zaten değil mi hocam? Yani mesela uygulama araştırma merkezlerini buradan biraz açarsanız, o evet, kuruluşka merkezlerini, yani orayla nasıl entegre oluyorsunuz? Çünkü şimdi, sabit ayağımızı bir yere koyacağız ki dünyayı gezeceğiz. Sağlam bir kökünüz var hocam. Tabii Bilecik deyince bir kere doğal taşı atlamamak gerekiyor. Yani mermer. Tabii mermer yani hocam. Tabii seramik. Dünyaya. Yani dünyaya mermer Bilecik'ten gidiyor yani. Evet. Yani bunu böyle bilelim. Dolayısıyla bizim doğal taş merkezimizi kurduk. O da YÖK'ten geçti. Onunla ilgili uygulama araştırma merkezi değil mi hocam? Kurduk. Enstitüler belki o tip boyutlarda olacak mı? Şimdi yavaş yavaş numunelerimizi almaya başladık sanayicilerimizden. Burada işte çeşitli testler yapılıyor. Hı. Sağlamlık testleri, kalite testleri, birçok testler yapılıyor. Ta ki bu testler yapıldıktan sonra ihracatları, satışları gerçekleşebiliyor. Değil mi hocam? Şimdi onunla ilgili akreditasyon çalışmalarımıza başladık. Tabii mühendislik fakültemiz ayrıca, hatta güzel sanatlar fakültemizdeki bu şekilde çalışan bölümlerimiz de çok ciddi anlamda güçlü çalışıyorlar. Çünkü taş dediğinizde konusunda otomatik olarak estetik devreye giriyor değil mi hocam? Kesinlikle. Heykeldir, yani işte efendim tabii, yapı, mimariler, her şey. Her şey taşla. Estetik dolayısıyla. Şu anda da dünya oraya gidiyor. Yani doğallığa doğru gibi bir gidiş var ya. Evet, şimdi evet, mesela evet, meyve sebze alıyorsunuz, doğal mı? Organik mi diyor yani? Organik meyve kurtlu mi? Kurtlu mu hatta diyor. Yani bunu o taşta da yani, böyle yani. Evet. Taşta da böyle. Dolayısıyla Bilecik bu anlamda gerçekten fark oluşturdu. Biz de onun üzerinden yürüyoruz. Mesela sanayicimizle olan irtibatımızda, mesela benim dış paydaşımdır sanayici. Bir ara dedim ki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, dedim ki başkanım ben üniversitemizi size anlatmak istiyorum. Yani sanayiciyi anlatmak istiyorum. Tabii. Bana bir ortam hazırlar mısın? Hocam dedi meclisimize gel dedi yani. Orada bir konuşma ayarlayalım. Bravo. Ben de bir sunum hazırladım. Üniversiteyi anlattım. Dedim ki yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapmaya arzu edip de eksik kaldığımız şeyler, eyvallah, diye bir sunum gerçekleştirdik ve şu anda çok böyle bir sinerjimiz var. O fotoğrafı objektif olarak bir sermişsiniz zaten tabii hocam. Tabii ve ondan sonra dedik ki kendilerine, ya biz tıp fakültesini açtık. Evet, YÖK bunu onayladı, Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Bir binamız var ama tefrişatı yok. Bu öğrenciyi getirmemiz lazım dediğimizde hemen sınıfların bir kısmının tefrişatını yaptılar. Teknik altyapısını yaptılar. Şimdi ben nasıl teşekkür etmeden geçebilirim? Yani hocam son 5 dakikaya doğru girdik. Şeyde, hatırlatmak istedim. Öyle mi? Vallahi yani ya, dolayısıyla aklınızda bir şey kalmasın diye. Bir yandan mesela yabancı yurtlu öğrencileriniz, Erasmus'larınız, yurt evet, imkanlarınız, yani biraz bunlardan da belki bahsetmek istersiniz. Son 5 dakikayı yarım çok bırakmayayım. Çok hızlı geçtik. Kesinlikle hocam. Yani dedim tabii, ben zaten bu böyle 1 saat 2 saatte gider yani. Evet, sohbetiniz çok zevkli hocam. Allah razı olsun, bize onu hissettirdiniz. Akademik kadromuzdan kısaca bahsedip lütfen geçeyim. Ben size bırakıyorum hocam. 50 akademisyenimiz var. Bunlar tabii alanlarında gerçekten yetkin akademisyenlerimiz. 450 idari personelimiz var. Ve dolayısıyla 1000'in üzerinde bir personelle çalışıyoruz. Kalite olarak baktığımızda 3 artı 1, 7 artı 1 sistemini destekleyen bir üniversiteyiz. Bu ne demektir? Mühendislik fakültesinin 7 döneminde teorik dersleri bizden görür, laboratuvarlarına girer ama bir dönemini mutlaka sanayide geçirmesi gerekir ki burada da sanayicilerimiz o da tabii istihdamı müthiş etkileyen bir şey değil mi hocam? Tabii yani sektörü bir kere görüyor. Bileceğin böyle bir yönü de var. Yani sektör orada. Tabii. Yani yaklaşık irili ufaklı 400 tane işletmeye sahip bir ilden bahsediyorum. Yani, bu, yani Bileceğin nüfusuna yani, baktığınızda müthiş tabii, bir şey hocam. Doğal taştan işte seramiğe kadar, gıdaya kadar, metal işletmelerine kadar bütün işletmeleri orada görebilirsiniz. Maşallah. Dolayısıyla biz hem 3 artı 1 yani mesleki okulumuzda da 3 dönem bizde, 1 dönem sanayide olmasını şart koşuyoruz. Yoksa öğrencilerimiz oradan mezun olamazlar. Yani o şekilde ifade ediyoruz.
kalite komisyonumuz var. Bununla ilgili de kaliteyle ilgili çalışmalarımızı bölüm yapıyoruz. Bölüm akreditasyonlarınız değil mi hocam? YÖKAK, onlarla ilgili o tip şeyler zaten. YÖKAK'la ilgili çalışmalarımız var. İç paydaşlarımızla, yani öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız var. Değişik işbirliklerimiz var. Kamu kaynaklarını tabii etkin bir şekilde kullanmak için bunları yapmamız gerekiyor. 13 adet araştırma uygulama merkezimiz var. Bunlar mesela hocam böyle çok öne çıkan bir uygulama araştırma merkezi. Çünkü ben onları biraz böyle üniversitenin kampüsünün dışına çıktığı alanlar olarak gördüğüm için. Şöyle söyleyebilirim. Birincisini böyle anlattım, Doğaltaş merkezimizde. Evet, o önemli bir şey. Hem yeni bir merkez ve çok önemli bir merkez. Tarımsal uygulama araştırma merkezimiz var ki Bilecik aynı zamanda tarım şehridir. Kesinlikle. Biliyorsunuz. Şu anda orada 15'in üzerinde projemiz yürüyor. Değişik yerlerden aldığımız projeler. Kurum dışı, kurum içi projelerimiz. Şu orada işte organik tarım yaparken ilaçlama biliyorsunuz, herbisitler, pestisitler var. Evet, evet. Biz şu anda onları farklı bitkilerden üreterek, onu da organik hale getirerek yabancı otların tamamını yok edebilecek seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Sizin alanınız zaten hocam. Yani dolayısıyla bu kimya. Evet. Burada da ciddi anlamda gelişmelerimiz var. Bir de Bilecik lokasyonundan bir kısacık bahsedeyim. Lütfen. Bir kere hızlı tren var. Evet. Bu çok önemli. İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 2 saat, Konya'ya 2 saat 20 dakika, Eskişehir, Sakarya, Bursa'ya 40 dakikalık bir mesafede bulunuyorsunuz. Vallahi ben hocam Topkapı'dan buraya 40 dakikada geldim. Evet. Düşünün yani. Yani dolayısıyla lokasyon açısından da öğrencilerin ciddi anlamda tercih edebilecekleri hem bir şehir hem bir üniversiteden bahsediyoruz ve üniversite binalarımız da tamamen tarihini yansıtan. Yani o zaten bahsettiğiniz illerden hocam günübirlik yani gelip gidecek kadar çok öğrencim var yani. Tabii. Bu büyük günübirlik. Evet. Gelip gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ben özetlemiş olacağım. Son mesajlarınızı hocam verin. Böyle bir iki dakikamız var herhalde. Yani böyle hani anne babalara işte belki genel çerçevede yani ileriye dönük bakışınızla birlikte onları yani geleceğe nasıl baktıracaksınız? Böyle bir vizyonunuzla birlikte birkaç cümleyle inşallah. Ben şunu söyleyebilirim. Üniversite tercihlerinde birkaç şey çok önemlidir. Birincisi üniversitenin kendisinin tercihi. Aslında ben burada bölüm tercihini öne çıkartırım. Kendi çocuklarımda da bunu yaptım. A üniversitesinin bütün bölümleri iyi olmayabilir. Veyahut da aynı kalitede olmayabilir. Ama kaliteli olan hangi üniversite, hangi bölüm varsa onu tercih etmek gerekir. Bazen de üniversite çok yani, kaliteli oluyor ama bir bölümü kötü oluyor. Evet. Yani çok yani doğru. Hoca kapasitesi az olabilir. Teknik altyapısı zayıf olabilir. O sonradan sonraya iyileşecektir mutlaka. Tabii. Şehir tercihidir. Lokasyon bu da çok önemlidir yani. Yani işte Bilecik bu anlamda ciddi bir lokasyona sahiptir. Ya, yani ulaşılabilirliği çok yüksek bir şehirdir. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bunlara dikkat etmeleri ve sevdikleri mesleği tercih etmeleri. Şu meslekte başarılı olurum diyorsa inanın orada başarılı olur bizim gençlerimiz. Evet, yani çok teşekkür ederim hocam. Yani burada şunu çok güzel ortaya koydunuz. Yani enerjinizi nereye akıtırsanız hayat orada yeşerir. Evet. Diyordu bir hoca. Çok sevdiğim bir cümle. O yüzden çok teşekkür ederim. Yani bize bunu gösterdiğiniz şahsınızda da bunu çok güzel ortaya koymuşsunuz hocam. Çok biz de iftihar ettik. Gerçekten ülkemizin bir insan olarak ülkemiz adına çok iftihar ettik. Yeni dönemde öğrencilerinizle birlikte hocam sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize büyük bir zenginlik kattınız varlığınızla, bilginizle hocam. İnşallah dediğim gibi hayırlı ve güzel olur her şey sizin için de ve ben de gençler için. Böyle bir programda bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz kırmadığınız geldiğiniz için hocam. Evet efendim bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah yarın farklı üniversitelerimize projeksiyon tutacağız. Tekrar burada olacağız. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum efendim.